Evet, iyi akşamlar. Bolay Kim Fansap olarak bu hafta yine karşınızdayız arkadaşlar. Bu haftaki tanıtım animemiz Nonnon Biyari olacak. Bizi Facebook sayfasında takip edenler bunu zaten bugün içinde öğrenmiş oldular. Her hafta olduğu gibi yine Karin'le birlikteyim. İyi akşamlar herkese. İstiyorsan hiç uzatmadan başlayalım. Animemiz zaten bizi bekliyor. Üzerine konuşacağımız çok şey var. Tabii Nonnon Biyari. başlayalım. Nonnon Biyari ilk önce istersen sen aslında biraz önce dediğim birkaç sene önce sanıyorum bu animeyi izledin ama başlamadığın zamanlarda ne vardı aklında? Başlamadan önce ilk ne düşünüyordun? Ben de daha yeni izlediğim için ben de senden sonra paylaşacağım. Evet, ilk sezonu daha doğrusu biraz farklı işliyor bu Nonon bir Biyari'nin birinci ve ikinci sezonu. Bu ilk 2 sene önce çıktı galiba ilk sezonu çıktığında. O 2013. zaman 2013'te çıktı evet. O zaman ilk baktığımda kapak resmini gördüm. İşte 4 tane kız, Slice of Life, komedi. Hani o aralar çok popüler bu tarz animeler. Şey vardı mesela 4 tane kız macan oynuyor. 4 tane kız okula gidiyor. 4 tane kız müzik çalıyor. Hani bu tarz animeler sürekli olarak çıkıyordu o zamanlar. Hele okul temalı olanlardan herhalde her sezon bir tane çıkıyordu o dönemler. Ve onların arasında gene bir tane daha böyle çıkmıştı. Ve ben genelde böyle çizimlerine falan bakıp çok da dikkat etmeden geçiyordum onları. Çünkü hakikaten aynı formülü tekrar tekrar işleyen animeler oluyor. Ama Nonon Biyori bu konu hakkında büyük bir sürpriz olmuştu. Hani herkes herhalde beklentileri aynıydı. Hani gördü gene sezonu öyle geçiştirecek bir anime gibi diye. Ama izleyince aslında kendisinin çok daha farklı olduğunu, diğer animelerden olduğunu görünce çok şaşırmıştım ben açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Nonon Biyori hakkında ilk daha iş başlamadan? Nonon Biyori aslında benim ilk öneriyi bana yapan Kaerin'di. Birçok animeyi bana önerdiği gibi yine hani çünkü benim tarzım bir anime değil biliyorsunuz ben genelde etçi hentai demeyeyim de etçiler sevdiğim için bir anda daldım direkt şeye hiç söylememen gereken bir kelime neyse Kaerin bunu önerdiğinde aslında ilk ben açtığım şeyi gördüm aklıma direkt Minamike geldi hiç yani ilk gelen anime oydu dedim herhalde Minamike tarzında bir şey olacak. Çünkü bakıyorsunuz şöyle bir tane küçük bir kız var. Üç tane ortaokula gittiği büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz üç tane kız var. Herhalde diyorsunuz bunların böyle günlük yaşamı sağda solda koşturmalarıyla alakalı bir anime. Ve aslında çok da farklı bir anime çıkmadı. Yani beklentilerimin biraz karşılayan bir animeydi. Yani en azından ilk düşüncelerimi tutturduğum bir animeydi. Ama ne bileyim böyle resimleri falan gördüğümde mesela şeye baktığınızda arka fona falan baktığınızda böyle dağlar, yeşillikler falan görüyorsunuz. Belli köy yani Tokyo'da geçen bir anime olmayacak bu. Biraz daha taşra bölgelerde geçen bir anime olacak diye düşünüyordum. O da biraz doğru. Biraz değil tamamıyla doğru. Aslında kapak resmi biraz kendini ele veren bir anime diyebilirim. İlk başlamadan önce şöyle bir baktığınızda ne alacağınızı biraz olsun hissediyorsunuz animeden. Dediğin çok doğru. O çıktığı dönemlerde, çıktığı sezonda bir sürü buna benzeyen anime vardı. Ondan sonra da çok anime geldi. Mesela bu sezonda yine Komori-san neydi? Dur animenin adını unuttum işte. Komori-san hiçbir şeye hayır diyemez tarzında bir anime vardı. Şu an o da ona benzeyen bir anime. Mesela o çıktığı Evet. dönemde Outbreak Company falan vardı. O biraz daha farklı gerçi. Ama biraz farklı. Mesela A Channel vardı. Aynı dönem herhalde. A kanalı diye. O da 4 tane kızın okul hikayesi. Yani tıpatıp aynısı. Ve bu tarz animelerin hep bir zayıf bir noktası vardı. Kendinin ne olmak istediğini bir türlü anlatamıyor. Sürekli o günü anlatayım, bugünü anlatayım. Hani Nonon Biyori de bundan farklı değil. Gene sadece 4 kızın günlük hayatını anlatmasına rağmen diğer animelere göre çok daha başarılı kılan farklı noktalar var. Onları da değineceğiz. İstiyorsan konusuna geçelim artık. Olay kim? Sen söyle. Yönetmen ve stüdyodan önce istersen biraz bahsedelim, ardından konuya geçeriz. Tabii öyle yapalım. Yönetmene aslında baktığınızda yönetmenden önce belki stüdyoya biraz bakalım. Ben daha iyi bir bilgi alacağımıza inanıyorum stüdyodan. Şimdi stüdyonun önceki çalışmalarına baktığınızda öncelikle stüdyonun adı Silver Link.
çok kötü bir stüdyo değil. Bayağı eski de bir stüdyo. Kendi uzun zamandır animelerle, güzel animeler bize kazandıran bir stüdyo. Şöyle bakıyorum, benim sevdiğim animelere bu bu stüdyonun çıkardı. Bakato Test, şu Kanju var. Show Kanju var. Ondan sonra sevdiğim önceki sezonlarda Strike the Blood var. Ardından Norin var, benim sevdiğim bir anime. Bu sezon yayınlanan animeleri de Shoumin Sample diye bir anime var bu sezon yayınlananlardan. Etçi harem bir anime ama güzel bir anime. onun dışında yine bu sezon yayınlanan bir animesi daha vardı. Ha, Rakudai Kishi no Cavalry diye bir anime var. O da güzel bir anime kendi sınıfında. Ve başka Fate Kaleidoscope Liner Prisma diye bir serisi var. O da bu animeye biraz benziyor. Hatta belki bu yaptıkları animeler içinde en çok benzeyen diyebilirim. Kokoro Connect de biraz benziyor. Ama stüdyonun genelde çalışmaları kaliteli. O yüzden bu animeden zaten stüdyoya bakarak karar vermeye çalışırsanız sevimli karakterler beklemeniz gerekiyor. Çünkü hiçbir bu animenin gerçekten genelde genç karakterler üzerine yaptıkları animeler hep ortaokul çocukları, ilkokul çocukları ve çok büyük adult yaşta olan insanların oynadığı animeler yapmıyor bu stüdyo genelde gördüğümüz kadarıyla ve karakter çizimleri de gayet şirin, güzel. O yüzden eğer diğer önceki animelerine de bakarsanız güzel eklentilerinizin olabileceği bir anime. Tabii ben o zaman yönetmeninden biraz bahsedeyim. Tabii. Yönetmenin adı Shinya Kawatsura. Aslında çok yeni bir yönetmen sayılır ama geçmiş tarihine bakınca aslında 10 senedir 10-15 senedir falan bu sektörde çalışıyor ve ufak ufak değinimlerde olunca mesela Phantom diye çok meşhur bir anime vardı, aksiyon animesi, onda mesela küçük çalışmaları vardı, Durara'da çalışmıştı ve hani büyük kalibreli animelerin altında büyümüş bir yönetmen ve ilk defa kendi animesi olarak Kokoro Connect'i yönetmişti ki o da kendi tarzı arasında çok yeni bir konsepti, böyle ortaokul havasını alıp, yani ortaokuldaki bir olayları alıp ciddi bir dramayı anlatan bir animeydi o da. Hani kendi tarzlarına göre biraz daha farklı bir tarzı yaratabilen bir yönetmen olduğunu kanıtlamıştı o Kokoro Connect'te. Ve bunun üzerine herhalde ikinci ve üçüncü animesi galiba Nonbiori gene aynı şekilde benzer animelere göre kendi tarzında çok daha farklı, yani bir adım ötede bir anime yapmayı başardı Nonbiori'de. O yüzden ben bu yönetmenin geleceğinin çok daha parlak olduğuna inanıyorum. Ve belki gene aynı tarzda animeleri bir adım öteye ilerletebilecek bir yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Evet, yönetmenin çalışmaları gerçekten dediğin gibi, yani Aono Exorcist'de de çalışmış bir yönetmen. Çalıştığı bütün animeler benim sevdiğim animeler, özellikle nedense bilmiyorum. %90'ı sanırım benim sevdiğim, hoşlandığım animeler. O yüzden inşallah birçok çalışmasını ileride izleyebiliriz diyorum ben de. Dilersen konusuna biraz artık geçebilirim. Senin de az önce söylediğin gibi bu konuya başlamadan önce. Abi. Konusu sence ne diyebiliriz? Aslında konusu yok diyebilecek bir anime, öyle değil mi? Yani sanki bir konu, evet, yok ortada. Ya konu aslında biraz daha ilerletilebilirmiş. Ben belki de zayıf noktalarından biri de bu animenin konusu bir türlü belli değil. Yani her bölüm episodik gibi görünüyor aslında. Hani 4 karakterin günlük hikayesi, köy hayatı gibi. Ama hani hafif de bir ilerlemeler görüyorsunuz. Hani karakterler büyüyor gibi. Hani biraz daha yakınlaşıyor birbirine. Onların köy hayatını işleyerek yavaş yavaş ilerliyor ama bir türlü tam olarak ne yapmak istediğini ele alamıyor galiba. Hani konusu kısmında öyle bir zayıf noktası var diyebiliriz. Çünkü anime daha çok müzikleriyle olsun, arka planlarıyla olsun, karakterlerin canlılığıyla olsun, yaptıkları espriler, hissettikleri duygular, o tarz şeylerle bizi ekrana kilitliyor. Ve hani bir bölümü bitirdiğinizde acaba diğer bölüm ne olacak? Acaba bu anime nereye gidiyor? Sonu ne olacak gibi şeyler asla hissettirmiyordu bu animede. Kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun Bolakim? Ya ben bu animenin konusu olarak aslında şöyle bir şey diyebilirim. Yani konu şu. Bir okul içinde aslında bu toplu derslerin görüldüğü bir okul. Belki bizim Taşra'da, Türkiye'de
Anadolu'da olan okullar da var bu şekilde. 4. sınıf, 5. sınıf, 1. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf herkes aynı yerde. Bir sınıfın içinde. Çünkü yaşanılan yerde fazla çocuk yok. Öyle bir ortam olduğunu düşünün. Bir tane okula yeni başlayan bir 1. sınıf var. Orada bir 9. aynı ailenin içinden olan 5. sınıfa giden, 7. sınıfa giden ve 9. sınıfa giden yanılmıyorsam 3 tane kardeş var. Bu okulun içine Tokyo'dan gelen, transfer olan babasının işinden dolayı bir kız var. Ve bu grubun genelde günlük yaşamları anlatılıyor. Okulda başlarına gelen konu, işte işler, okulda yaptıkları aktiviteler, aileleriyle yaşadıkları durumlar, işte okuldan sonra birlikte yaptıkları eğlenceler. Yani gayet sizi rahatlatan, relax bir anime. Sizin bu konuda konu olarak da bu. Yani konu denebilir mi buna bilemiyorum ama böyle bir şekilde konudan da bahsetmek istedim. Aslında konu bu. Yani bu evet. Karakterlerin yaşadıkları. O kadar da detaylı bir şey yok bir önce tanıttığımız animelere kıyaslanırsa. Biraz aslında sizi trollemeyi düşünüyordum. Bu sabah üzerine konuştuk. Bakalım da belki sonra hafta sonki programımızda biraz buna değiniriz. Neyse. Evet. İstersen karakterlerle devam edelim Kayrin. Tabii karakterleri aslında bu animenin herhalde satış noktası. Hani asıl dikkat edilmesi gereken noktası karakterleri. Ve çok fazla karakteri var aslında. Hani sırf 4 karakter üzerinden dönüyormuş gibi bir hava var ama mesela her bölüm farklı bir yan karakterin üzerinden dönüyor. Mesela ana karakterin ablası var. Hani çok fazla ana karakter gibi görünmese bile neredeyse bütün bölümleri dikte ediyor. Yani o geliyor başka bir hikaye oluyor. O gidiyor başka bir hikaye oluyor gibi. Hani onun olduğu bölümler daha okul bölümleri. Onun olmadığı bölümlerse hani köyde dışarıda ne tarz eğleniyorlar gibi bir hava var. Yani ana karakterlerine bakarsanız aslında çok da hani aman aman yaratıcı karakterleri var diyemeyiz. Hani bir tane küçük kız var ana karakter. Böyle bir birinci sınıf öğrencisi ama kendi yaşıtlarından büyük insanlarla beraber oynuyor ve hani hayalleri büyük ama aslında çok da dünyayı bilmiyor tarzında. Hani o şeyi çok güzel yansıtmışlar diyebiliriz. Hani hakikaten bir birinci sınıf çocuğunun düşüncelerini biraz yansıtmış ama biraz fazla şey geldi bana. Hani büyük gibi davranıyor. Hani doğru. Hiçbir problem doğru. Çıkarmıyor. Doğru. Hani evet bazı şeylere abidik gubidik yorumlar yapıyor. Ama asla sıkıntı çıkarmıyor. Yani rahatsız edici bir kısmı yok. Hani ideolojik bir çocuk yapmışlar. Hani hakikaten böyle bir çocuğum olsun istersin. Ama aslında hiçbir çocuk öyle değil. Hani evet abidik gubidik şeyler de söylüyor. Ama asla rahatsız edici yöne kadar götürmüyor. Yani o öyle bir şekilde hani gerçekten sevebileceğiniz bir birinci sınıf seviyesinde bir karakter yapmışlar. O yüzden ben çok yaratıcı buldum. Yani çok başarmışlar onu ama gerçeklikte biraz uzak tabii öyle bir karakter yaratınca. Ya öyle bir birinci sınıf ki böyle bir birinci sınıf çocuğum olacağına inansam 5 tane yaparım öyle değil mi yani? Evet, kesinlikle yani. Ama hani izlemekten de keyif alıyorsunuz. Asla of gene bu kızın sahnesi mi falan gibi olmuyorsunuz ve kızın yaptığı espriler de sanki hakikaten evet birinci sınıf çocuğu bu tarz bir espri yapar gibi de düşündürüyor. O yüzden ben çok üstüne uğraşılmış, çok emek harcanmış bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ve diğer karakterlere göre çok daha detaylı işlenmiş zaten. Ama onu da fark ediyorsunuz. Hani bütün neredeyse bütün hikaye o küçük kızın etrafında dönüyor. Diğer kızlar hani biraz daha karton Pierre demeyeyim de daha tek boyutlu diyelim. Mesela biraz ağır kaçıyor. Yani bir kız var mesela, kardeş ikisi. Biri işte kısa boylu kalmış, hep kısa boyundan sinirleniyor. Espriler ondan dönüyor. Küçük kaldığı için onun üstünden espriler dönüyor. Onun kardeşi var, biraz daha uzun, iri yarı, biraz tomboy, yani nasıl deniyor? Erkeksi tavırları. Erkek gibi kız. Koşuyor, moşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Hani çok da detayına inmiyorlar onların ne yapmak istediği. Hani basit basit espriler şeklinde. Bir de bir tane Tokyo'dan gelen şık, hani kız gibi kız diyeceğimiz bir kız var. Daha kız gibi davranan bir kız. Hani onlar etrafında iyi bir denge yakalamışlar diye düşünüyorum. Ve o ana karakter olan birinci sınıf kızını güzel şekilde taşıyorlar. Ve bizim gözümüze çarptırmayı başarıyorlar. Sevdirmeyi de başarıyorlar. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Bolay Kim? Ya benim aslında birkaç konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu animenin öncelikle karakterlerine şöyle baktığınızda dediğin gibi çok fazla karakter var. Ve karakterlerin
yaklaşık bana bir saniye verirsen hemen saymak istiyorum hızlıca. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 karakter gözüküyor. Emin olun bu 14 karakterin 10 tanesine gerçekten değiniliyor. Bunların çünkü yani kompakt bir yani ufak bir köyün içinde yaşıyor olmaları karakterler arasındaki bağları çok güzel işleyebilmelerini sağlıyor. Çünkü bütün karakterler gerçekten geçmişte yaşanan olaylarla birbirlerine aslında çok sıkı bağlılar. Duygusal olarak veya farklı şekilde. Bu 14 karakterin içinde öncelikle demek istediğim bir tane bu kızların abileri var. O karakter hani şöyle bir karakter düşünün. Çocuk konuş yani hiç ses yok. Hani karakter orada sürekli annemin başından sonuna kadar orada. Ama hiçbir zaman konuşmuyor. Hani bir hiç konuşmayan bir karakter var. Bu bence güzel bir ne bileyim bazen koş bir şey katıyor. Mesela bir bölümde tam çocuk konuşacakken elinde gitar var mesela. Tam ağzını açtığında gitarla solo atmaya başlıyor çocuk kendi kendine falan böyle yine konuştuğu duyulmuyor. O güzel ufak bir şey olmuş. Ve bütün aslında o kadar silik bir karakter ki ben onun varlığını bile unutmuştum sen yani, söylemeden önce. Güzel bir karakter. Benim çok hoşuma gidiyordu. O çocuğun arka fonda yaptı. Sürekli böyle ciddi her zaman böyle boss karakter. Mesela bir yerde yarışma yapılıyor. Abi karakter orada hiç konuşmayan çocuk. Hep her zaman en güçlü o. Herkes ona saldırıyor. Onu yenmeye çalışıyor falan. Hoş bir şey yapmışlar yani böyle. Bu 14 karakterin içinde 12 tanesi bayan. Sadece 2 erkek karakter var. Yani anime boyunca bayan sesi duyacaksınız diyebilirim. Bir tane erkek karakter var. O kızın babasını oynayan karakter. Ichijo diye bir kız var. Soy ismi Ichijo olan bir kız var. Onun babası. O da çok çok kısa bir yerde konuşuyor. Yani animenin başından sonuna kadar sürekli bayan sesi duyacaksınız. Bütün karakterler kız diyebilirim. O yüzden bu açıdan biraz Minamike'yi bana anımsattı. Ama karakterlerin arasındaki ilişki çok güzel işlenmiş. Özellikle bizim ana karakter dediğimiz küçük kızla bir şey var. Şeker dükkanı sahibi olan bir kadın var. Mesela onun arasındaki o bağı çok güzel işlediklerini düşünüyorum. Gerçekten hani ilk başta diyorsunuz ki ya bu şeker dükkanı olan kadın neden bu kızla bu kadar ilgileniyor şey yapıyor. Ama sonra ilerleyen bölümlerde bir geçmişe gidiş yapıyorlar. O bağın nereden geldiği ortaya çıkıyor. Çok güzel yani karakterler her karakterin belli bölümlerde birbiriyle nasıl o sıcak ilişkiyi kurduğu size anlatılıyor. Havada kalan çok fazla bir şey olmuyor. Ben bu sanıyorum bu kadar evet, aklıma başka bir şey gelmiyor. Evet. Hatta ben en sevdiğim karakteri söylemek istersem o senin üzerinden geçtiğin bakkalcı kız yani şeker dükkancı kız var. Hani o aslında onun gösterilmesi beni biraz üzdü diyebilirim hani animede. Hani animenin temposunu tamamen dağıtan bir karakter aslında. Hani her zaman hiçbir şey, hiçbir ciddiyetin olmadığı bir anime düşünün. Hani hiçbir sıkıntı yok, basit basit şeyler, köy hayatı ne kadar tatlı, ne kadar dünya güzel derken hani bir tek o kızla olan hani o bakkalcı kız var. Onunla ana karakter olan küçük birinci sınıf kızın ilişkisi diğer karakterlere göre çok daha ciddiye ele alınmış ve aslında animenin ne kadar daha ileriye götürebileceğini göstermişler. Hani aslında daha fazla o tarz bir yaklaşıma geçseler hani anime çok daha derin, çok daha etkileyici olabilecekken hani biraz daha hafif duygularla oynamayan rahat bir animeyi tercih etmişler. Hani ona da katılıyorum. O da güzel bir tarz. Ama biraz bile gösteriyorlar aslında animenin ne kadar daha etkileyebiliyor. Pardon dilim dönmedi. Etkileyici. Evet pardon. Bir türlü söyleyemedim. Etkileyici olacağını aslında o bölümlerde görebiliyorsunuz ve diğer karakterlere göre hani yan karakter olmasına rağmen aslında en çok gelişim gösterilen karakter o bakkalcı doğru, kız. Doğru. Bakkal kız. O yüzden hani çok garibize gidiyor. Aslında bütün ana karakterler arasında en çok detay, hani en çok kişiliği gösterilen karakter o bakkalcı kız. Ve onu görünce keşke animedeki bütün karakterler onun kadar canlı olabilse. Hani bütün etkileşimler bu kadar güzel olabilse bir gıpta ediyorsunuz. Hani aslında çok daha güzel bir anime olabilir. Hani şu anki hali bile çok güzelken hani öyle ufak böyle bir hani yem atıyorlar. Diyor, aslında çok daha fazla bir şeyimiz var gibi. Ama onu gizliyorlar. O yüzden biraz üzülmüştüm. Aslında çok potansiyeli olan bir şey ve gösteriyor. Yönetmen de kendini kanıtlıyor diyebilirim herhalde o bölümlerle. Hani bir anda lay lay lom çok da umursamadığınız bir anime. Hani tamam çok keyifli, eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz ama çok da etkilemiyor. Ve bir anda o bakkalcı kızla
ana karakterin hikayeleri girince biraz böyle umursamaya başlıyorsunuz. Aa evet, ne kadar güzel, ne kadar tatlı gibi düşüncelere sahip olabiliyorsunuz. O yüzden ben o bakkalcı kızın çok başarılı bir karakter olduğunu düşünüyorum ve favori karakterim de oydu. Aynen. Bolay, kim sence, senin kimdi en sevdiğin aynen karakter? Kesinlikle katılıyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. O karakter de içlerinde diyebileceğim benim en çok hoşuma giden karakter oydu. Dördüncü bölüme kadar veya üçüncü bölüme kadar yanlış değilsem hiç o karakter ortaya çıkmıyor. Sanıyorsunuz ki bu anime tamam, herhalde bu ilk üç bölümde olan karakterlerle artık 12 bölüm izleyeceğiz diyorsunuz. Çat dördüncü bölümde bir karakter giriyor. Sonra birden animenin çok büyük bir parçası oluyor falan böyle. O orada biraz beni de şaşırttı yani yönetmen. Gidi gidi yaptım böyle ulan falan tarzına, ama gerçekten güzel bir eklenti. Dediğim gibi en başarılı karakter bence de oydu. Okey, istersen şimdi müziklerimizle devam edelim. Aynı çalmayacağız tabii. Müziklerimizle derken animenin müziğiyle biraz devam edelim. Ve müziğin yanında bence bu anime için belki atmosfer, animenin atmosferini de belki ekleyebiliriz. Ha, ne dersin? Evet. Evet. Benim en çok hoşuma giden müziği, bir tane mızıka sesi var böyle animenin her sahnesinde. Hani aslında biraz hafiflerken tempo, bir anda o mızıka sesi geliyor ve o tempo ile birlikte sizi de gevşetiyor böyle. O kadar güzel kullanmışlar ki o mızıka seslerini, arka plan müzikleri. Hani gerçekten izlerken böyle içine dalabileceğiniz bir anime. Aa, köy hayatı bu kadar rahat mı? Evet, hani hakikaten biraz şey gösteriyorlar, ütopik gösteriyorlar. Hani hiçbir sıkıntı yok, dert yok, sadece eğlence. Hani düşünsenize, hiçbir teknoloji yok. Telefona bile imrenen karakterlerin olduğu bir ortam gösteriyorlar size. Ve o müziklerle birlikte hakikaten o şeyi, ortamı yaşatmışlar diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitmişti arka plan müzikleri. Hele ki mızıkanın girdiği yerleri ben çok başarılı bulmuştum. O arka fonlar gerçekten bu animede ve atmosferde dememin sebebi, şimdi biraz gireyim o konuya isterseniz. Hani sadece müzikten değil ve atmosferden de biraz bahsedelim. Tabii. Müzik çok güzel aslında, dediğin gibi her açıdan böyle. Hani bazı animeleri bitirirsiniz de hani ya bu arka fon müziklerini nereden indirebilirim dersiniz ya. Mesela Natsume Yujin Çağ'da ben bunu kesinlikle yaşadım. Momoe no Tegami nereden çıktı? Tegami. Bende de yetki yaptı. Tegomi, İkimiz de konuşamıyoruz. Tegami el çöpü demek. Momoe no Tegami'de de ben bunu yine soundtrack müziklerini indirmiştim. Bu anime de kesinlikle indirilip gerçekten eğlenilebilecek bir anime. Aslında bulabilir miyiz bilmiyorum. Ben aradığımda birkaç biraz bakmıştım, bulamamıştım. Belki sonra bunu alıp ayrı paylaşabiliriz bu videonun altında. Neyse. Evet. Atmosferde arka fon çizimleri, mesela ön karakterlerin o yollarda yürürken ki ormanın içinde giderken o arka fonda işte doğayı çizmeleri, dağları vermeleri, yeşillikler, tarlalar sizi gerçekten ferahlatıyor. Bilmiyorum, hani insan zaten yeşilliği ve maviyi gördükçe rahatlayan bir varlık, hani insana huzur veriyor o renkler. Ama bu anime de gerçekten çok güzel işlenmiş. Ben zaten doğayı çok seven bir insanım. Her fırsatta jogging'e falan, her fırsatta giden bir insanım. O yüzden benim için çok böyle akşam işten stresli bir şekilde gelip bunu açıp izlerken gerçekten ferahladım. Yani rahatladım. Böyle sürekli sanki doğa yürüyüşüne çıkmış gibi hissettim kendimi. O açıdan çok başarılı bir anime. Bazen çünkü mesela animenin 2 dakikasının şöyle geçtiğini görebilirsiniz. Arkada bir fon müziği var. Yavaş yavaş ilerleyen bir doğa resmi, işte ne bileyim, o okulun tepesinde olan, mesela yola doğru giderken yeşil çalılar arasından giden bir yol. Siz de yavaş yavaş o kamerayla birlikte oradan gidiyorsunuz. Ve 2 dakika böyle geçiyor mesela. Ama çok ferahlatıyor bu insan. Hani zaman şöyle düşünmeyin sakın bu sahneleri, ha yönetmen hiçbir şey bulamamış 2 dakika kaydırmış böyle falan. Öyle bir şey değil. Gerçekten o ruhu ayırıyor size. O kızların o huzurlu ortamını, o ailelerin huzurlu ortamını. O yüzden çok güzel, atmosferin çok güzel işlendiği bir anime. Müzikle de bunu çok güzel harmanlamışlar. Ben kesinlikle belki animenin en büyük artılarından veya en büyük satış noktalarından birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa ben o şey derken, evet ya, ben o hani bazı sahnelerde yavaş yavaş sindire sindire gösteriyorlar dedin ya. Hani bir sahne vardı. Çocuklar toplanıyor böyle bir 5-6 kişi. Annesini bekliyorlar ama annesi, kapıda bir komşu geliyor, onunla konuşmaya dalıyor. Hani onu bekledikten sonra bir şey yapacaklar. Yani annesiyle işi bitince bir şeye devam edecekler. O yüzden böyle bahçeye çıkıyorlar ve bahçede oturuyorlar. Zoom out oluyor kamera.
uzaktan böyle çocukları ufak ufak izliyorsunuz. Ha, şunu yapalım, bunu yapalım. Böyle basit basit muhabbetler yapıyorlar. Hani gerçek hayatta yapılabilecek muhabbetleri yapıyorlar. Ha, bugün ne yapalım işte bilmem ne falan filan. Böyle ne kadar basit olabilecekse öyle diyaloglar kuruyorlar. Sonra biri diyor, aa susadım, su getirsene diyor. Kalkıp su almaya gidiyor falan. Bir 3 dakika boyunca bu sahne devam ediyor. Ve o kadar sizi içine alıyor ki, hani aa ben de sanki oradayım gibi bir hava yaratıyor. Ne kadar güzel böyle müzikleriyle olsun, o çizimleriyle olsun, hani sizi bir anda daldırıyor sahneye. Ben o yüzden çok başarılı bulmuştum. Evet, hani farklı bir yönden bakarsanız aa ne kadar basit almışlar, böyle bir sahnede konulur mu animeyi derken, bu animeye o kadar yakışıyor ki bu tarz sahneler. Benim çok hoşuma gitmişti ve hani animasyonlarıyla olsun, müzikleriyle olsun, o atmosferi dediğin gibi çok güzel yaşatıyor. Peki Gayrin, o zaman devam edelim istersen. Yani bu anime ile ilgili son düşüncelerin nelerdir? Belki başlık başlık bahsedemediğimiz ama konuşmak istediğin şeyler. Ben hani özel olarak çok da söylemek isteyebileceğim bir şey yok. Ama hani genel olarak özetlemek gerekirse animeyi, hani animenin her şekilde o köy hayatı, köy yaşamı, kızların aslında neler yaptığı, o aktivitelerin eğlencesi, hani siz de orada olmak istedirtme hissi, hani bunları çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Animenin genel olarak hani 4 tane kızın boş hayatından çok 4 tane kızın nasıl dolu dolu günlerini geçirebileceği, hani çok da farklı değil kendine benzer animelerden, ama kendisince o sunumunu çok güzel başarabilmiş bir anime olarak görüyorum. Ama tabii eksik yanları olarak da bu tanıtımın başında anlattığım gibi, hani karakterlerde aslında çok daha fazla potansiyel var. Hani yönetmende de o potansiyel var, hikayede de o potansiyel var. Ama çok da değinmemişler, risk almamışlar. Ve hani bunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu hani ben de söyleyemem. Belki çok daha detaylı bir karakter işleyişle girselerdi, belki de bu tarz bir hava olmayacaktı animede. Biraz daha ciddi, biraz daha etkileyici bir anime görecektik. Hani şu an huzurlu, keyifli, izlerken hiç yorulmayacağınız bir animeyken belki biraz da yorucu, bir düşündürücü bir anime olacaktı. O yüzden hani benim düşüncelerim aslında kötü yan olmayabilir. Ama ben kendimce aslında bir potansiyelin kaçırıldığını düşünüyorum ve belki de çok daha başarılı bir anime olabilirdi o konu hakkında. Senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı Balaykim? Benim aslında senle konuşmuştuk, yine o kısma değinelim istiyorum. Bu şimdi o animenin ilk iki sezonu var bu arada. Hani bundan hiç bahsetmedik aslında. Belki bu Aa bir eksiklik oldu şeye başlarken. Biz ilk sezonunu ilk iki sezonda izleyerek bu yorumları yapıyoruz size. İlk sezonla ikinci sezon arasında ne pacing olarak ne de animenin konusu olarak hiçbir fark yok. Aynı şekilde devam ediyor. Yani bu anime 24 bölüm olsaydı, 12 bölümlük 2 sezon yerine 24 bölüm olsaydı kesinlikle farkı anlamazdınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. İlk sezonun puanı 8-10 ve ikinci sezonun puanı buna göre çok daha yüksek. İkinci sezonun puanı 8-33. Ama bunun sebebi aslında biraz Kairi'nin analiziyle ortaya çıktı. İstiyorsan biraz bahset Kairi'nin sen neden böyle olduğunu. Sen biraz çünkü araştırıp böyle inceleyerek bulmuştun bu farkı. Evet, biraz garibime gitmişti aslında. Hani ben birinci sezonu izlemiştim. Çok beğenmiştim birinci sezonu. Kendi tarzından dışarı çıkan ve hani ilk başladığında puanı da düşüktün onun bir örneğin. Ama ben size izlerken demiştim ki, aa bu anime çok başarılı ya. Hani diğer animelere göre çok daha güzel. Niye bu kadar düşük acaba dedim puanı, ve hakikaten kendini kanıtladın onun bir örneğin. O birinci sezonun sonlarına doğru gitgide puanları arttı ve insanlardan tepkisi de güzel yönde ilerledi. Ve neredeyse 300. 200. sıraya kadar yükselmişti galiba. 300 galiba ilk sezonu. Tabii ondan sonra seneler geçince biraz biraz geriledi. Şu an 400'lerde sanırım. Ve ikinci sezonu çıktığında ikinci sezonunun aslında bir 200 daha ileride, hani bir 2 puan, hani 8.1 iken diğeri ise 8.3, hani aslında anime sıralamasında bir 300-400 anime fark ettiriyor bu puan farkı. Ve ben bu puan farkına çok şaşırmıştım. Aa acaba çok mu güzel yaptılar acaba ikinci sezon? Hani birinci sezon da çok güzeldi, daha da mı iyi yaptılar diye düşündüm. Ama ikinci sezonu izlediğimde aslında birinci sezonla hiçbir farkı yok. Hani temposu aynı, karakterleri aynı, işledikleri hikayeler benzer. Acaba ne olabilir diye düşündüm hani bu puan farkını yaratan. Sonra biraz daha üstüne düşününce aslında birinci sezonu beğenmeyip düşük puan veren kitle ikinci sezonu izlemiyor. O yüzden ikinci sezonu izleyen kitle aslında birinci sezonu beğenen kitle. O yüzden otomatik olarak
sanki puanı da yüksek oluyor ve sanki daha iyi bir anime olmuş gibi bir izlenim gösteriyor şeyde, sıralamalarda. Aslında katiyen değil, ikisi de tamamen aynı animeler olarak söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde birbirinden eksikleri yok. Ve hani bahsetmedik tabii, bu iki sezon değil aslında. Birinci sezonu yapıyorlar ama sanki böyle bir mangasından almışlar birinci sezonu, ama bazı parçalarını kese kese bütün birinci sezonu yapmışlar. İkinci sezonsa o kestikleri kısımları anlatıyorlar. Aslında bütün hikayeyi toparlamış oluyorlar. Mesela birinci sezonda bir günün bir yarısını anlatıyorlar. İkinci sezonsa o aynı günün diğer yarısını anlatıyorlar. Ve anime başa sarmış gibi görünüyor ikinci sezonda. Aslında bu tarz bir şey hiç olmadı. Hani anime dünyasında böyle bir şey. Hani ilk defa karşıma çıktı ve benim de çok sürpriz olmuştu. Hele ki yeni bir animenin böyle bir şekilde yeniden canlandırılması çok garime gitmişti, ama başarılı olmuşlar. Hakikaten o eksiklikleri doldurmuşlar ve dolu dolu bir hikaye yapmışlar. Umarım bu sefer gerçek bir ikinci sezon gelir bir gün. Evet, zaten ikinci sezonun hani title'ı da Non Non Beyo Repeat. Hani aslında tekrardan alıyoruz tarzında bir şey yani. Diğer böyle ilk sezonda dediğin gibi aynen bir bakıyorsunuz aslında giriş bile aynı. Girişi aynı yapıyorlar. Fakat öğleden önce bir bölüm yaparken ikinci sezonda aynı girişi yapıp öğleden sonrayı anlatıyorlar falan. Bu şekilde bir ikinci sezon var. Ama katiyen aynı hikayeleri işlemiyorlar. No, hayır hayır. İkisi tamamen farklı sezonlar. Aynen ama öyle. Temposu, karakterleri, işleyişi tamamen aynı olduğu için ben hani çok benzer animeler olduğunu söylemiştim. Aynen öyle. Bunu benim de pek ekleyeceğim yok aslında. İstersen bu recommendation'lara geçebiliriz. Hani önerilerimiz bu animeyi diğer animeyle, yani başka hangi animeleri izlerlerse bu animeyle bir benzerlik bulup belki bunu da beğenebilirler. Veya önceki başka animeleri izledilerse diyeyim. Sen ne düşünüyorsun? Benim aslında aklıma gelen örnekleri şimdi ben daha çok da bir referans olarak biraz daha recommendations kısmını alıyorum My Anime List'e, ama benim aklımda olan birkaç anime vardı. Onlar da burada var zaten. Mesela Barakamon, ben çok benzerlik, yaşam atmosfer olarak bir benzerlik gördüm bu iki anime arasında. Evet. Gerçekten böyle sakin, sessiz, insanı rahat bir yaşamı anlatan, böyle çok fazla germeyen. Yine Achikochi bu tarzda bir animeydi. Yine rahat. Kendi karakterler arasında eğlenen gayet hoş bir anime. Nichijou diye bir anime vardı. O da böyle saçma sapan demeyeyim de konusu olmayan, kendi sadece karakterler, birkaç karakter etrafında dönen bir animeydi ve insanı yormayan animelerde. Nichijou biraz daha komediye kaçıyordu herhalde. Orada daha çok komedi var, evet. Burada da komedi var aslında. Komedi olmayan bir anime dersek bence yanlış söylemiş oluruz, ama kendi evet, çapında bir komedisi var. Evet, hani zorla bir espri yapmıyorlar. Normal bir öyle. Hani özel bir espri bölümü asla gelmiyor. Yani şeyde Nichijou'da abartılı bir şekilde espriler anlatılırken Non Non Beyo'da tamamen doğal bir espri anlayışı var. Hani gerçek hayatta karşımıza geleceğimiz komiklikleri espri olarak anlatıyorlar. Aa, ben Non Non Beyo'ya benzer bir anime olarak hani kötü bir anime, A-Channel diye bir anime vardı. Ama Non Non Beyo'nun aslında ilk adımını onun yaptığını düşünüyorum. O da çünkü biraz daha farklı yapmaya çalışmıştı. Diğer hani dört kızlı basit hikayeler tarzında. A-Channel, ama tabii K-On'dan esinlenilerek yapılmış. Hani K-On en babasıdır herhalde. Bu dört kız konseptini ilk oturtan anime olarak K-On'u alabiliriz. Hani ondan sonra başladı. Bir anda patlama yaşandı bu tarz animelerin. Ve A-Channel ise hani aynı şekilde ama hiçbir hikayesi olmadan ilerleyen bir anime olarak gelmişti. Ama kendi ayakları üzerinde duramadı. Karakterleri çok daha basitti. Hikayesi bir yere gelmiyordu. Hani aslında tamamen kaçırılmış bir potansiyel olarak görmüştüm H&L'i. Ama Non Non Beyo bunun üzerine aslında o tarz bir animenin çok daha başarılı olabileceğini kanıtlamıştı. O yüzden hani aradaki farkı görebilmek için aslında H&L'in ne kadar benzer bir anime olduğunu ama aslında ne kadar da başarısız olduğunu gösteren, hani bu kadar basit bir konsept arasında sadece günlük hayatı anlatan animelerde bile hangisi çok daha başarılı, hangisi başarısız farkını göstermek açısından ben bu A-Channel'i bahsetmek istedim.
Bir ufak bir şey daha bahsetmek istiyorum. Minamike ile benim benzerliğini bulmamın, yani bir de benzerlik görüyorum iki anime arasında. En önemli kısmı, Minamike'yi izleyenler var biliyordur. Orada bir tane sinir bozucu bir kız kardeş vardır böyle. Sürekli, hani nasıl bir örnek vereyim? Bir masanın üstünde vazo vardır. Hani tam vazoya dokunacakken çocuk biri bağırır ya oradan, yapma diye. Ama o böyle, o bağıran kişinin gözüne baka baka hani vazoyu vurup düşüren çocuk var ya. İşte o çocuk bu animede de var. Kız kardeşlerden biri. Çok sinir bozucu ya. Hani ben ne biliyorum, sevmiyorum ben öyle karakterleri. Zaten o sinir bozmak için orada aslında. Şey mi? Nonon bir yerinin karakteri mi? Evet, o bu kadar tabii ileri seviyesinde değil ama. Ben sanki hiç böyle zorla kötü bir şey yaptığını hatırlamıyorum ya animede. Ben çok gıcık bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ben zarar verici hiçbir şey göremedim aslında. Yok yok, hani bu tarz bir karakter düşün. Hani sürekli böyle bir çıkıntılık bir şeylik yapacak yani, böyle millete uymuyor, ailesine karşı, ne bileyim böyle yaramazlıklar, ders çalışmamalar falan filan, hep böyle babasıyla annesiyle kavgalar, millete yalan söylemeler, kandırmaya çalışmalar falan. Bunların hiçbirini yapmadı ya, farklı bir karakterden mi bahsediyorsun? Hayır hayır, yapıyor. Dalga geçmek için milletle bir kayak sahnesi falan var, hatırlıyor musun bilmiyorum. İnsanları kayak kekliyor falan orada. Kayak öğrenirlerken falan. Neyse, spoiler vermeyelim de şimdi insanlara. Bilmiyorum. Sanıyorum bu konuda sen biraz farklı düşünüyorsun. Ben sanki hiç böyle bir yaramazlık yaptığını hatırlamıyorum ya ana karakterin. Hatta onun yerine ablası vardı mesela. Ablası öğretmen karakter. Ona fırça çekiyordu mesela. Niye adam gibi öğretmenlik yapmıyorsun? Hadi ki, köydesin. Ben şeyden bahsetmiyorum ya. Bu hani 3 abi kardeş... Abi ve iki kız kardeş var ya, o iki kız kardeşin ortancasından bahsediyorum. Ha tamam tamam, pardon, ben ana karakterden bahsediyorsun. Yok sana. Ana karakter tamam. Çocuk abi. Ha tamam tamam ya, ben oradan kopukluk. Ben tamamen o mavi saçlı kızdan bahsediyorsun sana. Yok yok, ben de diyorum oğlum, bu kadar kopukluk var, bu kadar aramızda fark nasıl oldu falan diye. Çünkü evet. O karakter belki biraz abartmış olabilirim yine, çünkü bir hani o vurup düşürme olayı mesela çok uç bir örnek, ama o kızın gıcıklıkları var bu anime içinde kesinlikle, onları göreceksiniz. Ortanca kız kardeş diyelim. Bunlar benim recommendation olarak söyleyeceğim son şeylerdi. Senin var mı aklında başka söylemek istediğin bir şey? Yok, eklemek istediğim, ama daha demin abla karakterine değinmiştim. Hani öğretmen karakter olarak geçiyor animede. Hani 4 tane kardeş ama bir arkadaşının ablası okulda öğretmenlik yapıyor ve onun dersine giriyorsunuz. Ve farklı bir konsept tabii, hani böyle bir şey olabilir mi? Yani öğretmen öğrenci arasındaki ciddiyeti çok farklı işlemişler. Ben onu çok doğal ve canlı buldum. Hani ben de öyle bir ortamda aslında bulunmuştum hayatımda da. O yüzden bana da çok yakın oldu. Bence o öğretmen karakterini başarılı işlemişler. Onu da eklemek isterim. İzleyecekler dikkatli izlesin onu da. Evet, sanıyorum artık tek kelimeyle animeyi özetleme bölümümüze geldik. Artık son kısımlardayız. O zaman Kaylin, istiyorsan öncelikle ben paylaşayım. Tabii. Bir kelimeyle bu iki sezon, yani iki sezonu bulunan Nonon Biyori benim için neyi ifade ediyor? Benim için aslında en güzel kelime belki bu animeyi tanımlayacak, huzur diyebilirim. Çünkü ben bu animeyi izlerken gerçekten huzur buldum. Çok böyle yormadı beni, çok rahatlattı, eğlendirdi, hiç sıkmadı. O aradaki balansı çok güzel yaşattı. Ve ben gerçekten bu animeyi izlerken huzur buldum. Sen? Ben de bu animeyi değişimsiz olarak yorumlamak istiyorum. Hani bir garip bir kelime seçtim tabii. Ama hani animenin ilk mesela 6 bölümünü izliyorsunuz. Sonraki 6 bölümü pek bir farkı yok. Aynen. Hani tarz aynen. Aynı, tempo aynı. Hiçbir şekilde bir farklılık yaratmaya çalışmamışlar. Yarattığı bölümler var, o başta anlattığım o bakkal kızın hikayeleri. Evet, evet, evet. Ama onu daha ileriye götürmemişler. Hani anime aslında biraz daha olgunlaşabilirmiş. Biraz daha ciddi, etkileyici olabilirmiş. Ama o tarz bir riski almamışlar. Hani bu da iyi gidiyor. Bunu aynısını devam ettiririm tarzında. Hani bunu sezon sonuna geldiğinizde çok belli oluyor. Hani sezon sonu bölümünü izliyorsunuz. Sezon sonu bölümünün aslında 7. bölümden pek bir farkı yok. Gene bir hikaye ve bitiyor. Hani animenin sonu diye bir son da vermiyorlar. Hani animeyi 8. bölümde bıraksanız da 12. bölümde bıraksanız da çok bir şey fark etmiyor. Hani yeni bir şey eklenmiyor üstüne. Ben o yüzden değişimsiz olarak özetlemek istiyorum animeyi. Peki son olarak da animeye kaç puan verdin Balay Kim?
Ben animeye 9 verdim. Ufak bir iki bölümde karakterlerde belki pacing'de biraz sıkıntı gördüm. Yoksa bu anime bence yani biraz bolgu davransam kesinlikle 10 puan hak eden bir anime. Bence masterpiece denebilecek bir anime. Sence? Ben de 8 verdim. Onun da sebebi daha demin bahsettiğim gibi çok da fazla merak ettiren şeyi yok. Hani ben bu sezonu izledim, bir sezon daha istiyorum. Ben bu animeden bir 10 bölüm daha izlemek istiyorum diye bir hava asla yaratmıyor. Ve hani başta dediğim gibi bu karakterlerin aslında potansiyellerini göstermiş olması animenin aslında çok daha farklı olabileceğine dair bir hava yarattığı için hani biraz da hayal kırıklığı oldu onları görünce. Ama çok güzel bir animeydi, o yüzden 8 puan veriyorum. O zaman istiyorsan programımızı artık sonlandırabiliriz. Aslında bir ufak bir bizi canlı yayında dinleyenler için belki ufak bir teknik aksaklığımız oldu. Kusura bakmayın, şimdi hızlıca onu da bir belirtmek istiyorum. Kapanış istiyorsan son 1-2 cümle alalım Kairin, ardından sonlandıralım. Çok güzel bir anime. Çok keyifli, çok rahatlatıcı. Hani iş yorgunluğu üzerine çok rahat rahat izleyebileceğiniz ve üstünde de çok derin düşünmemeniz gerekmiyor. Hani bir sahne geldi, ben hiç anlamadım, acaba ne demek istediler gibi bir hisse asla kapılmıyorsunuz. O yüzden sindirmesi rahat ve sizi dinlendiren, rahatlattıran çok güzel bir anime. Herkese tavsiye ederim. Eğer dinlendirici, rahat bir akşam geçirmek istiyorsanız. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben de bu animenin gerçekten insanı ferahlatan, rahatlatan, sinirini, stresini alan bir anime olduğunu düşünüyorum. Ben bu animede yaşadığım bu rahatlamayı sadece çok stresli yine bir dönemde çalıştığım Gintama'yı izlerken almıştım. Gintama'yı izlerken gülerek attığım o stresi bu animeyi izlerken o yarattığı huzurlu ortamla attım. Gerçekten ben de kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Eminim çok böyle büyük beklentilerle başlamamanızı öneririm. Zevkini çıkarabilmeniz için. Ve eminim de beğeneceksiniz. Biz artık sanıyorum sonlandırabiliriz. He Kairin? Evet. Bizle olan herkese, yayında canlı dinleyen, offline dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ayrıca cumartesi günkü radyo programımızda da yine 8.30-9 arası sizleri bekleriz. Bolaykin Fansap olarak. İyi akşamlar. İyi akşamlar.